Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli hocam ve saygıdeğer sevgili genel başkanımız, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'mizin dört bir yanından toplantımıza teşrif eden kıymetli, değerli hocalarımız, Fatih medreselerimizin yapmış olduğu bütün çalışmalarda ama bedensel olarak, ama sevenleri olarak hizmet eden gönüldaşlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz, üç tane sünneti yapmadığımı görürseniz peşimden gelmeyin diyecek kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynısı, tıpkısı bir hayat yaşayan Efendi Hazretlerimizin her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açın, size yeryüzünde İslamiyet'in yaşanacağına söz veriyorum ifadesini yere düşürmemek için gecesiyle, gündüzüyle, bütün var gücüyle hocamızın kontrolünde, hocamızın önderliğinde çalışan Fatih medreselerimizin düzenlemiş olduğu geleneksel genel hocalar toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Kıymetli hocalarım, Fatih medreseleri İşte bahsetmiş olduğumuz Efendi Hazretlerimizin o ifadesini, o emrini yerine getirmek için gün ve gün, adım adım hedefine ulaşmak için mücadele vermeye devam ediyor. İşte geçen toplantıdan bu zamana kadar biraz da evveliyatından alacağız. Yapılan bu çalışmaları sizlere aktarmaya, sunmaya çalışacağım. Mevlam muvaffak eylesin inşallah. Evet, ilk madde olarak başlıyorum. Birinci madde, 16 Haziran 12 Ağustos tarihleri arasında hepimize malum ki Fatih medreselerin temel taşlarından olan hizmeti yaz kursu eğitimi yapılmıştır. İkinci olarak, senenin özeti, maddi ve manevi çalışmaların dopdolu olarak geçmiş olduğu Ramazan-ı Şerif ayını bu şekilde ihya etmiş olduk. İnşallah Mevlamızdan razı olduğu şekilde ihya etmişizdir inşallah. Mevlam hayırlısıyla gelecek önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'e de ulaşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Üçüncü ifade, Fatih medreselerimizin en büyük organizasyonu, en büyük hizmetlerinden bir tanesi, muhteşem bir kadroyla yapılan, halen tadı, lezzeti damağımızda olan bir çalışma. Halen gözümüzün önünde 12 Ağustos'ta 150 hafız ve 150 hocanın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda icazeti düzenlendi. Dördüncü madde olarak 3 Eylül tarihinde yeni eğitim, öğretim yılı dönemi başladı. 3 Eylül 2012 itibariyle, bakın buraya lütfen keremen rica ediyorum, ben de dahil olmak üzere hepimiz, Fatih medreselerinin gençlik dönemi bitti, artık olgunluk dönemi başladı. Ne demektir bu? Hani insan beşerdir, hata yapabilir, Mevla'dan tezarru içerisinde, boyun kırıklığı içerisinde yapmış olduğu bazı hatalar var ya, ama o hatalar Fatih medreseli kurum olduğu için belki şahsi bir hatadır ama dolayısıyla artı eşittir olarak Fatih medreselerimize zarar veren hatalar olabiliyor. Onun için bu gençlik dönemini kapattık, artık olgunluk dönemine geçtik. Lütfen keremen ricaen bu hatalara kendimi de yani bu ifadeyi söylerken sanki bir şey değil, o manada söylemiyorum. Hepimiz böyle artık kendiminde, hepimizin de kendimize göre yaş önemli değil. Bazı eksiklerimiz, hatalarımız vardır. İnşallah bu hatalara şu andan itibaren Mevlamıza boyun kırıklığı içerisinde, tezarru ile boyun kırıklığı içerisinde bırakalım ve o şekilde yolumuza devam etmeye çalışalım. Çok işimiz var, çok vazifelerimiz var. Mevlam güzel anlamayı nasip eylesin. Evet, çok önemli bir kararlardan bir tanesi. 2 tane hocamız 3 Eylül 2012 tarihinde Ahmet Boyacı hocamız ve Murat Bayaral hocamız Fatih medreselerimizin temelini, iskeletini oluşturan heyet kurulu üyesi olarak vazifeye başlamışlardır. Mevlam vazifelerinde başarılar diliyoruz inşallah. 3 Eylül 2012 tarihinde Sadullah Vural hocamızın kendi ili olan Konya ve çevresindeki illerin haricinde Konya bölgesi, Adana'da vazife yapıyor kendisi biliyorsunuz. Konya bölgesi de kendisine verildi. İnşallah 16 Mart değil mi hocam inşallah? 16 Mart'ta da bu Konya'daki yeni, daha önceden vardı ama yeni binamızın, yeni kursumuzun açılışı olacak inşallah. 29 Eylül 2012 tarihinde Türkiye'nin 25 bölgesinde bulunan heyet, merkezi bölge müdürleri ve bölge müdürleriyle beraber her ay toplantılar yapılıyor. Bu toplantıların başlaması ve devamıyla çok bereketli oluyor. Allah'ın bu toplantılarımızın da devamını nasip eylesin inşallah. Fatih'teki bu beyaz kursun karşısındaki yeşil bina daha önceden eski toplantı yerimizdi. Tekamül kursu olarak, tekamül olarak belirlendi ve takibine de Ömer hocamız verildi, atandı. Kurban çalışmalarımız her sene mutlak bir şekilde yapılan kurban çalışmalarımız yapıldı. Kıymetli hocamızın katılımıyla düzenlenen hac vazifeleri başarılı bir şekilde tamamlandı elhamdülillah. Allah'ım önümüzdeki haccı da bizlere de nasip eylesin hocamızla beraber inşallah. Yalnız bu ifade var, bu hac mevsiminden sonra çalışma var ama çok hatalar yapılıyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz ifade. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. İnşallah o hataları şu andan itibaren bırakıp yolumuza devam etmeyi Mevlam hepimize nasip eylesin inşallah. Anadolu'daki bölgesel olarak kuvvetlenme çalışması. Bununla alakalı Ankara ve Gaziantep ili seçilmişti pilot bölge olarak. Şu anda Ankara'da işte Esat Kabak hocamız, Karabük'teki hocamız ve Mustafa Kartal hocamız, Samsun hocamız merkez olarak Ankara'da böyle bir bölgesel kuvvetleşme çalışması yapıldı. Tabii oradaki illerini ve bölgelerini bırakmamak şartıyla o arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum inşallah. 1. dönem karne tatili 1 Şubat 2012 Cuma günü çıkılıp 11 Şubat 2012 Pazartesi günü derslere devam edilmeye başlamıştır. Bulunduğumuz yerlerde tartışmaya girmeden medrese çalışmasıyla alakalı herkese bilgilendirme yapılması. Bakın hani bir misal vardır ya, balık suyun içerisindeyken her tarafı su zannedermiş misali. Şimdi bizler Fatih medreseleri hocaları olarak kendi içimizde yapmış olduğumuz bu çalışmaları biliyoruz ama belki de en yakınımızdaki insanlar, en yakınımızda böyle çok uzakları düşünmeyin, şu medrese çalışmamızı bilmiyorlar. Hani 5,5 yaşına okul talebesinin yaşının indirilmesi ve işte bu medre projesiyle beraber hocalarımızın Diyanete geçmesi, resmiyete geçmesiyle beraber medreselerimizin alttan ve üstten içi boşaltılıyor arkadaşlar. Ve bunu en yakınlarımız dahi bu şekilde bilmiyor. Allah'ım bunu da en güzel şekilde anlatmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hafızlığını bitiren ve çarşaf giyen kız kursu talebelerimize Fatih medreselerimizin amblemi olan altın kolye hediye edilecektir. Bu da güzel bir karar değil mi arkadaşlar? Allah'ın bütün yavrularımıza ve bütün hocalarımıza, hoca olmadan önce hafızlık nasip eylesin inşallah. Evet, yine bir yeni çalışma, Fatih medreselerimizden hayırda yarış ve bir ilk daha. Nedir o? 23 Ocak 2013 Peygamberimizin doğum günü münasebetiyle 75 milyon insanımıza 75 milyon salavat-ı şerife çekilmiştir. Çok önemli bir çalışmaydı. Gerçekten Allah'ım o çalışmanın da tekrarını nasip eylesin inşallah. Talebe bulma konusunda araştırmalar ve alternatifler bulunması. Ama okul talebesi, ama Sibyan talebesi, ama artık talebeler hepiniz biliyorsunuz, hocasınız, hocayız hep beraber. Bir müsaade istiyorum. Bu 75 milyonla alakalı şunu söylemiştik, hatırlarsanız, bilmiyorum arkadaşların çoğu hatırlamayabilir. 75 milyon insanımıza bir tane salavat hediye etmiştik, hatırlarsanız. Şimdi onların inşallah salavatları hediye ettik. İnşallah onların gönüllerini fethedeceğiz inşallah. Bir inşallah deseyse. İnşallah. Hatta Numan Bey Mukarrem'i anlatmıştım hatırlarsanız. Numan Bey Mukarrem biliyorsunuz elçi olarak İran'a gönderiliyor arkadaşlarıyla beraber. Ama İran o zamanki işte Kisra'sı diyor ki tek başına gelsin içeriye. Diğerlerini almıyorlar. En son ona hakaret ediyor filan ve sırtına bir çuval toprak veriyor. Ondan sonra hakaret olsun diye. O da çuvalı alıyor, gayet sevinçli gidiyor, sevinçli. Arkadaşlar görüyor, diyorlar ki ne yaptın, ne oldu ya sana diyorlar, baksana ne yapmışlar sana, elçiye zeval olmaz zaman sana nasıl hakaret etmişler. Üzülmeyin diyor ya, üzülmeyin. Şimdi diyor bir çuval topraklarını aldık, yakında hepsini alacağız inşallah. Şimdi onlara biraz salavat hediye ettik inşallah. Her birine Allah'ın tamamına da ulaşmaya bize nasip etsin inşallah. 16 Mart 2013 tarihinde Konya'da Mevlana turu yapılacaktı. Konya'ya Mevlana Hazretleri'ni hem o gün orada programımız olacak hem de Mevlana Hazretleri'ni ziyaret yapılacaktır. Nasıl? 18 Mart. Bir önceki maddeyi bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Talebe bulma konusunda araştırmaların yapılması. Yani talebe nasıl bulunur, hangi yerlerden, nasıl bir şekilde, yani her türlü yaşa olan o talebelerle alakalı alternatiflerin araştırılması ve bulunması. Evet. 19, yine bir daha tekrar etmiş olalım. 16 Mart 2013 tarihinde Konya'ya Mevlana turu, Mevlana Hazretleri'nin ziyareti yapılacaktır. Aynı zamanda orada da programımız olacaktır inşallah. 3 Nisan 2013 tarihinde yapılacak Ümre programımıza kayıtlar için acele ediniz. En son Ahmet Hoca mesaj gönderiyor. 40 kişi vardı yanlış bilmiyorsam. Gerçekten çok muhteşem hocalardan oluşan bir kadro oluşuyor. Allah'ım inşallah hepimize nasip eylesin inşallah. Hocamızla beraber Ümre güzel olur. Allah'ım ayırmasın inşallah. Kaliteli hoca yetiştirme veya kaliteli olan birisini içeri çekmemiz gerekiyor diye bir karar alınmış. Şimdi arkadaşlar inceleme ve yürütme kurulu olarak vazifeli olarak kursları geziyoruz. Şunu tespit ettik arkadaşlar. Bir kursta başarı varsa bu başarının en önemli, tabii başka sebepleri vardır da en önemli sebeplerinden bir tanesi şunu gördük. Eğer içeride vazife yapan hocamız kaliteli bir hocaysa, kıymetli bir hocaysa onunla beraber mutlaka başarı yakalandığını gördük. Onun için mutlaka bölgeler olarak, şubeler olarak, kurslar olarak kaliteli hocalarımızı, kıymetli hocalarımızı içeriye çekip bu şekilde başarıya ulaşıldığını gördük. Mevlam bütün kurslarımızda hakkıyla razı olduğu şekilde başarıya ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Mevla Teala teşriflerinizden dolayı tekrar hepinizden razı olsun. Daha nice çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızda hedefler var, projeler var. Bu projelere, bu çalışmalarımıza ulaşmayı en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.